Herkese merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyum. Keyif alıyorum arkadaşlarım. Bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum, deneyimlerimi. Şimdi bu video Hedera Helix dikimi ile ilgili olacak. Köklü olarak nasıl oluyor sizlere göstereceğim. Hedera Helix bende olan iki tür var. Birincisi düz yeşil, yıldız yaprakların şekli, yıldız gibi olan ve böyle alıcalı olan var. Yeşilli, beyazlı, bahçe sarmaşı, Hedera Helix. Ben alıcalı olanı daha çok seviyorum. Yaprakları çok daha gösterişli. Kış ve bu sarmaşık o kadar güzel ki, o kadar dayanıklı ki. Yaz kış yeşil kalıyor, yapraklarını dökmüyor. Amerikan sarmaşığı gibi değil. Amerikan sarmaşığı kışın yapraklarını döküyor maalesef yani. Ama ilkbaharda tekrar yaprak veriyor, yeni sürgünler veriyor. Fakat Hedera Helix yapraklarına, dallarına kar da yağsa yeşil kalmayı başarıyor. Böyle eski yapraklarını döküyor. Ben biraz temizledim. Bakın şurada da var. Eski yapraklarını döküyor. Sonra yenileri çıkıyor onun yerine. Gayet sağlıklı. Bu Hedera Helix güneşi gördükçe yaprakları daha gösterişli ve parlak oluyor. Şuradaki örnekteki gibi arkadaşlarım göstereceğim. Bakın ne kadar beyazı çok. Şöyle de göstereyim. Güneşi seviyor. Yaprakları ne kadar gösterişli. Şundaki de beyaz oldukça fazla. Güneşi fazla görürse beyaz oluyor. Az ve gölgeli olan yerlerde de böyle yeşili daha çok oluyor. Şimdi bu Hedera Helix'imi suda köklendireceğim. Çünkü köksüz, odunsu bitkileri var. Tutunarak gelişiyor bu. Evet, bu şekilde komple çitlerinizi, bahçenizi tırmanarak kaplıyor. Hatta gördüğünüz gibi toprağa tutunuyor. Toprağın üstünde de yatay olarak şu şekilde tutunarak toprağın üstünde de bu şekilde uzuyor ve çoğalıyor. Bunu suya koyacağım. Arkadaşlarım, Hedera Helix bahçe sarmaşığımız yani. Evet, toprak konusunda seçici değil. Bahçe toprağında çok rahatlıkla ve kolaylıkla yetişiyor. Zaten şurada da görüldüğü üzere kırmızı bahçe toprağında çok daha mutlu oluyorlar. Şöyle göstereyim. Bunlar köklenecek. Köklendirme ne zaman yapmalısınız? Köklendirmeyi ilkbahar mevsiminde en uygun mevsim Nisan olu veya Mayıs gibi oluyor arkadaşlarım. Şimdi bu suda köklendirirken köklü olan yeşil ve yıldız yapraklı olan Hedera Helix'imi dikeceğim. Bunlar zaten köklü olarak aldım. Suda köklendirmeye bu yüzden gerek yok. Zaten köklüler. Şöyle göstereyim. En garanti çoğaltma yöntemi kök yöntemiyle oluyor. Çünkü direkt dikince mevsim de çok önemli. Dikeceğiniz zaman yazın tutmuyorlar maalesef. Ve köklenme süreci eğer suda koyarak mesela köksüz aldıysanız köklenme süreci çok uzun sürüyor. Yani 2 ay falan 2 ayı bulduğu oluyor. Mevsim de tabii etken. Ama kök yöntemiyle hemen alırsanız dikersiniz ve bitkiniz çoğalır. Evet, şimdi top bahçe toprağıyla buluşturma vakti. Evet, şimdi köksüz olan Hedera Helix çeliklerimi dikmeyeceğim. Suda köklendireceğim. Sadece köklü olanları toprakla buluşturacağım. Bahçe toprağı kullanıyorum. Bakın kökleri var. Bu şekilde toprağa yatıracağım. Biraz daha toprak dökmem gerekiyor. Çünkü çok engin oldu. Şu şekil. Şimdi köklü olan bitkilerimi seçiyorum. Daha köklü fidelerimiz var. Tamamen toprağın üstünde şu şekilde gelişiyor. Dur. Hemen toprakla buluşturacağım. Can suyunu vereceğim. Gördüğünüz gibi ince kılcal kökler var. Böyle yanlamasına toprağın üstüne koyacağım.
Tamam. Şimdi bu uzunlamasının köklü olduğu için saksıya sığmayacak ve ikiye böleceğim ve toprağıma yatıracağım. Gördüğünüz gibi köklü. Evet. Şimdi güzelce toprağıma yerleştirdikten sonra saksıma, pardon, üstüne toprak ilave edeceğim. Elimle, parmaklarımla sıkılaştıracağım köklerini toprağa daha iyi tutunabilmesi için. Gördüğünüz gibi toprağa tutunuyor. Evet arkadaşlarım, köklü olanları olabildiğince yerleştirdim sıkı sıkı ve şimdi tekrar kök olan kısımlarına böyle topraklar ekleyeceğim ki kökleri açıkta kalmayacak. Bir daha sonra parmağımla sıkılaştıracağım. Saksıya sığmayanlar var, yetişmeyenler var. Bu da çok uzun olduğu için köklerinden keseceğim. İkiye keseceğim, başka saksıya dikeceğim. Saksıya sığmayanlar, köksüz olanlar da bunlar, ayırttım. Yaprakları da var. Yapraklarını ben ekliyorum. Kompost gibi oluyor. Böyle üstüne koyuyorum. Ve üstüne tekrar bahçe toprağı ekledikten sonra çok güzel havalı bir toprağımız oluyor. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra eğer saksıda yetiştirecekseniz direkt bahçeye de dikebilirsiniz. Cam suyunu veriyorum her tarafına bolca. Ta ki tabağına çıkıncaya kadar. Tabağına da çıktıktan sonra kesinlikle tabanda su bırakmıyoruz. Ve tabandaki suyu boşaltıyoruz. Tabanı da su bırakırsak bitkimizin kökleri çürür. Evet ve böylelikle tekrardan Hedera Helix'imizi çoğaltmış olduk arkadaşlarım. Burada da saksıya sığmayanlarım var. Başka bir saksıya, küçük bir saksıya dikeceğim. Evet arkadaşlarım, geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Böylelikle bir sonraki paylaşımımdan da haberdar olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yine paylaşımlarım olacak. Lütfen takipte kalın arkadaşlarım. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.